Uncular ve Zahireciler Oda Başkanı Abdullah Doğru, süne hastalığı nedeniyle bu yılki buğdayda büyük sıkıntı yaşandığını söyledi. Doğru, tehlikenin kapıda olduğunu belirterek kış ortasında ekmekte zam beklediklerini ifade etti. İç piyasa bugün dış piyasanın üzerine çıktı. Dün 1808'di. Dökelim bir şeyin için. Yok şu daha... Şimdi şundan dökelim de... Bundan çek. Bunu yakından çektin mi? Sayın Basın, önce hoş geldiniz derim. Gerçekten bu sene ben 22 yıllık bu zahireciler ticareti, mesela zahire un yem satıyorum. 22 yıldır hububatın her sene ekim alanları düşüyor. Her yıl daha da düşmekte, maliyetler yüksek. Toprak sahipleri de bilakis meyvacılığa döndü. Hububatın kuraklık nedeniyle, dünyadaki kuraklık toprakların ısınmasıyla, küresel ısınma dediğimiz bu ısınmayla gittikçe azalıyor. Bu sene çok verim düşük. Aynı zamanda baştan çok sıcak gitti havalar. Daha sonra çok yağdı. Çiçekte yağdıktan sonra havalar, buğday bu hale geldi gördüğünüz gibi. Tamamen yemliğe dönüştü. Çok sıkıntı çekiyoruz. Daha da sıkıntı çekmekteyiz. Bir de Türkiye'de arpa, mısır, buğday gittikçe azalıyor. Bir de yem fabrikaları, tavuk kanatlı dediğimiz grubu, bu buğdaya çok yüklendi, mısırla arpa pahalı olunca. Biraz da bunlar tüketiyor. Unluk buğday sıkıntısı daha da çekilecek. Yılbaşından sonra daha da sıkıntıya gireceğiz. Sadece bu değil, dünyada böyle. İngiltere'deki uluslararası toplantıda bizim toprak mahsulü müdürümüz gittiğinde toplantıya, bütün ülkeler tabii iştirakte bulunuyorlar. Her ülke kendi şeyini söylüyor. Hindistan, dünyada 7 ülkeden biri kendi kendini besleyen Hindistan, Türkiye, bunlar hepsi satın almaya bağımlı oldular. Hindistan bile buğday satarken ithal eden duruma düştü. Korkarım Romanya'da 20 milyon ton buğday üretirken bugün 10 milyon tona indi. Böyle giderse daha da buğday sıkıntısı çekeceğiz. Bu kışın ekmek daha pahalı olacağını tahmin ediyorum. Gittikçe daha da hububatla ilgili sıkıntılar yaşayacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah yaşamaz diyorum. Söylediklerim bu kadar.